Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayız. Dostlar bugün 3500 TL'ye bir arkadaşından satın alınmış bir hesabı kontrol edeceğiz. Ama şunu unutmayalım 3500 liraya alınmış ama üzerine 2000 TL'lik de bir yatırım yapılmış. Yani coins alınıp açılmış bir hesap. Bakalım yani toplamda 5500 TL'ye mal olmuş bir hesap diyebiliriz dostlar. Bakalım arkadaşımdan yakına aldım ya yakınımdan ucuza aldım denilen bir hesap ne kadar iyi? Yani toplamda cebinizden 5500 TL çıkar bir hesapta ne kadar iyi olabiliyor hesap? Bunu kontrol edeceğiz bu tarz videoların devamı için like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Chabi Alonso var. Menajer değiştir dediğimizde Scaloni, oha! Southgate, Montella, Chabay Alonso, Zico ve Scaloni bu arada ilk defa bir hesapta sadece destansı teknik direktör. Onun dışında hiçbir teknik direktör yok. Toplamda 6 tane teknik direktör mevcut dostlar. Demek bu paketleri de almış. Montella alınmış mesela, Döşamp alınmış, Southgate alınmış, Scaloni alınmış. Bakalım nasıl bir kadro olacak? Gerçekten çok merak ediyorum ama şimdiden iyi bir kadro olacağının garantisini verebilirim bu paketlerde alındıysa. Hemen şöyle basıyoruz. Seaman'ı Schmeichel'ı ve Casillas'ı gördük. İsterseniz boş bir kaleci alalım öncelikle. Ne yapalım? Ne kadar DPGP var? Bir de bunları yorumlayalım. Seviye antrenmanı diyoruz hemen kontrol ettiğimizde. 150 bin GP var. Bu birazcık kötü. O yüzden de sözleşme yenileme öğesinin fazla olması gerekiyor. Oyuncuların kontratları bittiğinde sözleşme yenileyebilelim diye. 10 tane, 3 tane 10 binlik, 6 tane 4 binlik, 9 tane binlik 18 tane de yüzlük. Ona da şu anda e, kullandık kobay olarak ona anayı ama D DP olarak da çok üst düzeyde bir DP var mı derseniz bu taraflardan sınıfı geçemeyecek bir hesap diyebiliriz kontrol ettiğimizde. Tekrardan geliyoruz. Biraz önce ne demiştik. GP az demiştik. Acaba bakalım sözleşme yenileme öğesi? harika. Gördüğünüz gibi artık zaten GP'nin çok önemi kalmadı. Özellikle sözleşme yenileme öğeniz varsa 163 tane 10 günlük, 2 tane de 60 günlük. Toplam ne kadar günlük yapıyor? Bir yorumlara matematiği iyi olanlar yazsın bakalım. Güzel, keyifli. Bu, bu konuda en azından GP'nin kötü olmasını direkt kapatmış olduk bu şeyle. Kaleci olarak baktığımızda Seaman'ı görüyoruz 101. Hemen şu Kasias'ı görüyoruz 102. Schmeichel'ı görüyoruz 103. bir 101 bir 102 bir de 103 kaleci var. E yeterli Schmeichel oyunun en iyi kalecilerinden biri zaten. Yani Seaman'ı çok aşırı beğenmiyorum ama Casillas'ı da çok beğenenler var. Yani bu 3 kaleci bana göre zaten yeterli olacaktır. Daha fazlasına gerek yok. Stopper hattına bu arada dizilişini değiştirmeyecek. 4-1-3-2 dizilişiyle oynuyor. Biz de bu şekilde kadroyu Kuracağız. Eğer 1000 like gelirse kardeşimize e, tekrardan söyleyeceğim kadrosuyla maçta yapacağız uzun süredir maç videosu atmadık çünkü stoperlere bakalım hemen şöyle kontrol edelim e, bu arada tekten kundeyi de yapıştırmış süper melih demiral var tabi doğal olarak e, milli takım paketleri de alınmış hemen şöyle stoperlere kontrol ettiğimde kandavaro var maldini var beckenbauer var gördüğünüz gibi devrici var tomorisi var şimdi biz tabii ki de dörtlü defans hattında şöyle yapacağız İlk önce devşirme bek de oynatabiliriz. Ama daha sonra sağlam bekler olduğunda değiştireceğiz. Şimdi sol tarafa biz Maldini'yi alalım. Cannavaro'yu çekiyorum ve buraya da Beckenbauer'ı çekiyorum. Beckenbauer 102 devrici daha kötü olduğu için tamamdır. Tomorlar falan da var ama bunlardan herhangi biri onun reytingini geçiyor mu diye bakacağım. Geçmiyor ama en kötü şöyle yapacağım şimdilik. En azından full destansı bir şekilde kadro kurmaya çalışalım ilk etapta. Full destansı olur diye tahmin ediyorum. Kadroyu görmedim ama öyle bir hissiyat geldi. Özellikle e, abi bu kadar ucuz almamdaki sebep hani tanıdığım olduğu için demesi bana bilmiyorum böyle biraz iyi bir hesapmış gibi de ucuza almış hissiyatı verdi. İnşallah yanılmam. Bu arada 102'lik saliba da var ama biz yine e, kullanmayacağız. Pardon bu 102'lik değil. Bu 101'lik ya da 100'lük saliba. Bir adaylı sözleşmedeki saliba. Sol bek ve sağ bekleri kontrol ettiğimizde Kostu Kurtay'ı sol bekte gördüm. Şimdilik onu sağ beke alabiliriz. Şu an full destansı bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada full destansı hesabı olanlar yorumlara kendini belli ederse çok mutlu olurum. Bakalım full destansı hesap olup kolektif güç toplamda kaç oluyor merak ediyorum yorumlara bekliyorum dostlarım. Hemen yukarı doğru çıktığımızda Kafu'yu da gördüm. Şimdi Kafu'yu da görmüş olmamdaki artı şu. E, Kafu'yu gelip buraya aldığımda 102 reyting olacaktır. Tamam güzel şu an defans hattını kurduk. Tomoris'i, Kandavaros'u, Maldivis'i gördüğünüz gibi Kafu'su. Önde de Beckenbauer ki daha defansif ortası adamlarını kontrol etmedik dostlar. Defansif ortası adam sağlam bir tane adam bulabilirsek Tomori ile Beckenbauer'ı yer değiştirip onu 102 yaparız. Oradaki Tomahri'yi, defansif orta sahada olan Tomahri'yi de e, farklı bir oyuncu seçeriz. Yani stopere çekeriz Beckenbauer'ı. Çıktım yukarı, defansif orta sahalara geldik. Çok güzel oldu. Bayağı da iyi oldu bu arada. Hem Joshua Kimmich var hem Makalele var gördüğünüz gibi. Dostlar Beckenbauer'ı stopere çekeceğim. Burada gördüğünüz gibi Makalele 103 oluyor. Joshua Kimmich de 103 oluyor. Şu an için 103'lük bir oyuncuyu kadronun dışına atma e, lüksüm olmadığı için... Joshua Kimmi'yi ön tarafa 103 olarak koyuyorum. Şu anda 102 reytingin altında herhangi bir oyuncu bu hesap için olmadığını görüyoruz. Şu anda toplamda 5, 6, 7 tane oyuncuyu da monte ettik. İyi gidiyoruz. Eğer bilmiyorum ama yedekler de sağlam koyabileceğimiz yedekler olursa gerçekten çok üst seviye bir hesaba doğru çıkabilir. 3190'ları belki bulabiliriz. Bilmiyorum duruma göre bakacağız. Şu anda hani diğer tecrübelerime göre baktığımda o yönde ilerliyor gibi hesap. Xabi Alonso'yu da bulmuş. Casemiro da var. Evet tekrardan karşınızdayım dostlar. Küçük bir aksaklık oldu. Kapı çaldığı için gitmek durumunda kaldım. Neyse Casemiro'yu en son görmüştük. Casemiro 103 oluyor. Makalele de var. Bunlardan birini şimdilik tercih edeceğiz dostlar. Yapacak bir şey yok. Taktiği bozmayacağımı söylemiştim. En azından yediye alırız onu daha sonradan. Şimdilik hadi makalele kalsın gelelim ofansif orta saha oyuncularına, göbek orta saha oyuncularına. Daha onlara bakmadık bile bir de onlara bakacağız yani. Şöyle kontrol ediyoruz. Göbek orta sahada kimler var? Şöyle bir yapıştırsak bir 103 daha süper olur. David Beckham var, Hakan Çağlanoğlu var. Bunlar biliyorsunuz ki 103 olmayan oyuncular hemen şöyle kontrol ettiğimizde maksimum 102 olabiliyor. Hakan'ı da gelip şöyle şimdilik alalım. Bu arada Ambrosini kaç oluyor? Şöyle Go'ya alamadık da Go da yok. Tamam bozmayacağız. Hakan Çavlanoğlu kalsın o zaman. Şu anda iyi gidiyoruz. 101'in altına düştük Hakan yüzünden. Ama problem yok. Neden yok? Çünkü e, bir şekilde onu biz yükselteceğiz. Defans hattı ve orta sahası böyle olan bir hesabın ofans hattı kötü olmuyor genelde. Rafael Laayu da gördük. Gördüğünüz gibi Santrifor kısmına Rafael alabiliriz dostlarım. Rafael aldıktan sonra orada evet farkındayım Hakan Çağlanoğlu birazcık gözümüze battı. Derken Bernardo Silva 103 oluyor. Bernardo Silva'yı aldık 103. Bu arada Bernardo Silva'yı beğenenler yorumlara lütfen yazsınlar. Ben ee, takipçimiz Umut'un hesabında konsolda denedim. Çift vuruşta bastığı için ben inanılmaz keyif almıştım. Bernardo Silva'da Pedri'de inanılmaz ee, oynaması keyifli oyunculardan biri diyebilirim. Gerçekten birkaçı diyebilirim hatta. Hemen çıktık. Bu arada Pedri'nin zaten bütün kartları oyunda iş yapıyor. İnanılmaz iyi. Bu arada Maradona da tabii ki de çıkarmış. Bellingham var. Bir anda gözler fal taşı gibi benim açıldı. Şöyle yaptığımızda 103 dostlar Maradona'yı gelip yapıştırdım buraya 104 oldu. Daha for ve kanat oyuncularına bakmadık. Açıklara bakmadık. O yüzden şu anda 2037 ilk 11 kolektif gücü çok iyi gidiyoruz. Bakalım daha da iyi gidilecek mi? Ronaldinho Neymar. Şimdi bunlar şöyle önemli. Şimdi yedeye de alacağımız için yedekteki oyuncuların 103 yedekteki oyuncular 103'ün ne kadar fazla olması bize fayda sağlayacaktır. Şu anda evet tamam burada değiştireceğimiz herhangi bir şey yok. Bunlar artık yavaş yavaş yedeye. Ben şu an 104 rating bulursam yapıştıracağım ben kadroya. Raul var, Griezmann var. Griezmann 105 oldu. E, Del Piero kaç oluyor? Tamamdır. E, Messi aldım 104 oldu. Şöyle yapabilirim. Çok güzel. E, Del Piero tamam. Del Piero 98'lik bizim işimize gelmedi. Santriforlarda Saviola, Ciro, Ronaldo, Eto. Eto 104 oluyor mu? Olmuyor. Bazen farklı fullerler bir şey yaparlar diye. Ama Lautaro Martinez olduğu için şöyle yapacağım dostlar. Tamam Lionel Messi var. Lionel Messi buraya 105 oldu. Lionel Messi'nin bu kartı kaç oluyor? 106 oluyor. Ya şu kartla Lionel Messi'nin şu kartıyla hiç oynamak nasip olmadı. Ya hakikaten bilmiyorum ama ne yapmış? 12 oynadığı maç 2 gol 5 asist yapmış. Geri gelen forvet diye mi çok tutulmadı bilmiyorum ama bitircilik 99, duran top falso 99, top kontrolleri çok iyi. E, ha, hızı biraz düşükmüş. 106 oluyor ama farkındaysanız. 106 çok iyi abi. E, başka böyle ekstra olabilecek bir oyuncu var mı? Bu arada diğer paket Messi de 105 olduğu için almadık. Rumeniler falan tamam 2048 kolektif güç şu an için yaptık 2048 şimdi rekora doğru koşabilir miyiz bunu kontrol edeceğiz dostlar ama 2000 yani e, 3190'a hala 3190 garanti olur gibi geliyor bana şu anda ama e, 3200'e vurdurabilir miyiz bilmiyorum şimdi Messi'leri kullanamayacağız bildiğiniz gibi zaten ilk 11'de olduğu için hemen geldim kasembir'i aldım 103 oldu. Rafael La'yı alıyorum. 103 oluyor. Lava alıyorum. 103 oluyor. Hemen geldim Figo'yu aldım. 103 oldu. Neymar 103. Buraya kadar 103 gidiyoruz. Eto'nun 103 olduğunu biliyorum. Ronaldinho'nun 103 olduğunu biliyorum. Rumenigen'in 103 olduğunu biliyorum. Bernardo Silva hemen geldim. 103 olduğunu biliyorum. Ee, başka Roberto Baggio'nun biliyorum. Biraz önce kadroya almıştım. David Beckham 102. Militao kaç oluyor? O da 102 oluyor. Ronaldo var, son var, son 102 oluyor. 103 olan başka oyuncu kalmadı diye biliyorum. Evet bakıldığında 103 başka yok. Foden falan 103 olmuyor. Zaten Beckham'ın olmadığını biliyoruz. Şu Clivert'ı bir kontrol edeyim. Evet o da 102 oluyor. Dostlar son bir tane oyuncu hakkımız kaldı. Onu da son diyelim. 3203 kolektif güç yapıyoruz dostlar gerçekten. Gerçekten çok iyi bir hesap. Tabi son dönemlerde gelen Griezmann falan da devreye girince ve Maradona girince çok ön plana çıkan bir hesap oluyor. 3200 kolektif güç. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Kadroyu çok beğendim. Baya başarılı bir kadro. Yani full destansı, yedeklerle birlikte full destansı. Ve size şunu söyleyeyim. Sadece 102 rating 3 oyuncum var. Kadro ve yedekler dahil. Beckenbauer, Kafu ve Son'un dışında Aa, Kluivert'a var. Çok özür dilerim. Toplam 4 tane 102'lik oyuncu var. Ve geri kalan bütün oyuncular 103 ve üzeri olarak e, burada görünebiliyor. Gerçekten çok güzel. Kardeşimizin de eline koluna sağlık. Güzel bir hesap. İnşallah vurduğu da gol olur. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Like atarak destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Hoşçakalın.